Değerli basın mensupları, hepinize bizlere vakit ayırıp buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ancak ayrıca özel bir günde buluşmaktan dolayı da ayrıca mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Gazeteciler ve basın bayramınızı kutluyorum. Sizlere çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyorum. Dün Gençlik Kolları Başkanlığımız tarafından da duyurulduğu üzere Gençlik Kolları Kongre sürecimiz başladı. 18 Ağustos 2024 tarihinde, Pazar günü olacak, Gençlik Kolları Kongremizi gerçekleştireceğiz. Yakın zamanda geçirdiğimiz yerel sürecinde de gerçekleştirdiğimiz ön seçim dolayısıyla zaten partimizde her zaman demokratik teminler uygulanmış. Partimiz demokrasiyi özümsemiş, içselleştirmiş bir partidir. Cumhuriyetin ve demokrasinin bekçisi olan partimiz, kendi iç yönetiminde, aday belirleme yöntemlerinde, çalışma ve faaliyetlerinde her zaman bu doğrultuda ilerlemektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine ve değerlerine derinden bağlı, kendisini partimiz için çalışmaya adamış bir genç olarak Milas Gençlik Kolları Başkanlığı'na adayım. Dün itibariyle yapmış olduğumuz paylaşımla adaylığımızı duyurmuştuk. Bugün sizlerin huzurunda tüm partililerimize de adaylığımı bizzat açıklamak istiyorum. 15 yaşında kapısından girdiğim baba ocağımızda, partimizin şahsıma ihtiyacı olan her alanda, her noktada bir an dahi düşünmeden görev talep ettim, çalıştım, emek verdim. Partimiz adına seçimlerde olsun aktif görevler aldım, gençlik kollarında çalıştım. 26 yaşında bir kardeşiniz olmakla birlikte partimize uzun zamandır hizmet etmiş, yöneticilik yapmış bir gencim. Genç bir partili ve yönetici olarak edindiğim tecrübeleri gençlik kolları aracılığıyla gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Bugün sabah itibarıyla sosyal medya hesaplarımızda gençliğin manifestosu olarak adlandırdığımız tutum belgemizi paylaştık. Gençlik her zaman partimizin ve ülkemizin geleceği için kritik bir unsurdur. Yerel seçimlerin iktidarı partimizi yapılacak ilk genel seçimde İktidar yapacak güç gençliktedir. Tasfiye edilmeye çalışılmaktadır. Böyle bir siyasi ortamda Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri, gençliğe hitabesi, Bursa Nutku, düşünceleri bize ışık olacaktır. Partimizin ve gençliğimizin sorunlarını biliyoruz. Ahlak ve liyakati esas alan, kurallara ve denetime güvenen, olumsuzluklar üzerinde odaklanmak yerine iyilikleri çoğaltmaya mücadele eden aktif, özgür, girişimci bir gençlik oluşturmak hedefimizdir. Bazı bir genç olarak buradayım. Desteklerinizi, güveninizi bekliyorum. Birlikte Milas'ımızı, partimizi daha güzel yarınlara taşıyacağımıza dair umudumu, inancımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım başaracağız. Geliyoruz. Çok teşekkür ederim. Saygılarımla.